Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'ye tarihi destek ilan ettiler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs'ta Rumların Ege Adaları'nda Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik olası bir saldırısının aptallık olacağını belirterek, Türkiye'ye karşı şımarıklık yapıp bir saldırıya geçerlerse Ukrayna gibi yalnız kalırlar. Ne AB ülkeleri destekleyecek, sahip çıkacak, ne de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden yardım alacaklar. Akıllarını başlarına toplasınlar dedi. Türkiye Sivil Toplum İnisiyatif Merkezi'nin konuğu olarak İstanbul'a gelen Töre, Anadolu Ajansı muhabirine Ege Adaları'nın silahlandırılması ve Kıbrıs Adası'nda egemen iki devlet çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Töre, Türkiye ile Yunanistan arasında son günlerde gelişen gerilimin, Yunanistan'ın hayali ideallerinden vazgeçmemesinden kaynaklandığını söyledi. Yunanistan'ın tarihi bir kinle Türkiye ve Türk milletine karşı büyük bir silahlanma yarışı içine girdiğini vurgulayan Töre, uluslararası anlaşmalara rağmen adalar silahlandırılıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği'nin birçok lider ülkesi, Rum-Yunan ikilisini Türkiye'ye karşı devamlı bir şekilde şımartıyor. Bir yandan bu ülke silahlandırılırken, bir yandan da Türkiye ile görüşelim konuşalım diyorlar. Bu tamamen bir aldatmaca diye konuştu. Töre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz sözlerini hatırlatarak şunları söyledi. Cumhurbaşkanı 1974 yılında Türk askerinin Kıbrıs'a çıkışına gönderme yaparak anlaşmalara uyun, burnumuzun dibindeki Ege adalarını silahlandırmayın. Başınıza bir iş gelecek uyarısında bulundu aslında. Cumhurbaşkanının kararlı duruşu Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in biraz yumuşamasına neden oldu. Ama Rum-Yunan ikilisinin hedefleri değişmiyor. Kıbrıs'ı bir Helen adası olarak görüyorlar. Ege Denizi'ni Yunan Gölü, Doğu Akdeniz'i ise kendi sahaları olarak görmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla Kıbrıs'ta da çözüme yönelik hiçbir anlaşmaya yanaşmıyorlar ve hedeflerine devam ediyorlar. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.